İyi akşamlar. Oyak Çimento günlük grafik. Oyak Çimento herhalde bir aydan fazla oldu. Ya da bir ay kadar olmuştur. Dönüp bakmadım. Acaba dedik bir trend çizgisi çektik. Burada kırmızı görülüyor zaten. Bu trend çizgisiyle beraber tekrar dener mi 750 direncini de denemem dedi Oyak. Piyasa satıcı oldu. Tekrar yani destek burada belli. Daha önce çizdim 6.75 civarları. 6.70, 6.50'ye kadar alabilirsiniz bu destek hattını. Bu kısım destek yani buraya geliyor gidiyor takılıyor 6.50'ler 6.70'ler civarında piyasa çok satımkar değil yani en azından bugüne kadar çok satımkar olmadı yani bu fiyatlamanın altına tabi biraz pay veriyorsanız 6.30'ları da sayabilirsiniz daha önce gün içi de olsa oraya doğru bir sarkma var dediğim gibi 6.30'a kadar da yani avans vermek isteyen varsa o avansı verebilir ona bir şey diyemem. Ama çok daha fazla o iş uzarsa yani altının altına doğru o biraz sıkıntılı. Yani iyice piyasanın artık biraz gözden çıkardığı gibi ben öyle anlarım en azından kendi adıma senedi gözden çıkarttığını düşünürüm yavaş yavaş. Tüm ortalamaların altında bir şey tüm ortalamaların altındaysa bu senet olur. Elma fiyatları, portakal fiyatları olur, araba fiyatları olur. Hangisine bakıyorsanız ortalama fiyatlarının altındaysa son önemli 50 günün hele 20 gün gibi ortalamaların kısa vadede bu iyi bir görünüm değildir. Hatta 200 günün altındaysa genellikle gayet nahoş bir görünüm olarak düşünülür. Burada da öyle bir şey var. Tüm ortalamaların altında olması. Bir an evvel üstüne çıkması lazım. Bakın 7.12 kırılması lazım. 7.12 kırılacak. 7.50'ler kırılacak burada. Arkasından 7.80. Dirençler bunlar yani bu dirençler yukarı doğru geçecek ki bizim bir boğa var diyelim. Oyak çimentoda aksi takdirde bir boğadan söz etmek mümkün değil. Olası senaryolardan bir tanesi tabii 6.50'ler, 6.70'ler ve 7.50'ler arasında trade edilir. Yani bugüne kadar edildi bir süredir. Bu devam ederse hiç yok da değildir. En azından yatırımcıyı çok da küstürmez yani. Burada yukarıdan bekleyen vardır mutlaka. 9'lardan belki onlardan bile bekleyen vardır. Bir alanda kalması hiç olmazsa biraz daha umut olur. RSI 30. Şimdi RSI 30 mal destekte. Bakın. Garanti değil. Onu söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. RSI 30'sa mal destekteyse genel itibariyle ya o destek ya da bir altındaki destek çoğunlukla tutar. Oradan bir yerden de tepki gelir senede. Şimdi Oyak Çimento'yu koyanlar vardır, izleyenler vardır izleme listesine koyup RSI bakımından tepki için kovalayan da vardır. O yüzden diyorum. Burada genellikle 30 RSI'nin altına sarktığı zaman şöyle 25 civarlarında alımlar geldiğini görebilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı. Şurası 2019 Mayıs yani her zaman olan işler değil. Onu söyleyeyim. Yani çok dip bir alan orası. 16 RSI. Hani bunu da söylüyorum. 16-17 RSI, 15 RSI. Burada bir şirket batmıyorsa trader bunu alır. Yani o şeye girer. Oradaki riske girer genellikle. MACD'de aşağı yönlü hareketin devam ettiğini gösteriyor ama çok büyük bir momentum da açıkçası yok. Biraz önce videonun başında kırmızı bir yukarı çizgi kırılan bir trend çizgisi çizmiştim. Şu anda da aşağı doğru şöyle çiziyorum. Bu çizginin geçilmesi gerekir. Buna da 20 gün eşlik ediyor.